Arsa satışlarında eski defterler açılıyor. Niğde Belediyesi'nin 2009 yılı öncesine ait arşivlerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. 2000'li yıllarda 4-5 kişiye milyon milyon metrekare arsa satılmış. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediyenin 2002 yılında 1 milyon 470 bin metrekare, 2003 yılında ise 4 milyon 525 bin metrekare arsa sattığını tespit ettiklerini belediye meclis Bir de Ferit toplantısında Hocanın dediği gibi açıkladı. bazı şeyler vardı. Ferit Hocam sormuştu daha doğrusu İYİ Parti grubu olarak. Bizler cevaplamamıştık. Şimdi bugün hatırlattı Ferit Hocam, cevaplayalım. Hatta bunları basına da verelim bence. Mesela demişti ki Ferit Bey, işte şeffaf olsun Niğde Belediyesi. Şeffaflık adına işte satılan arsaları paylaşalım. Mesela çıkartıyor arkadaşlar ama niye bu kadar gecikti onu da söyleyeyim. Satılan arsalarla alakalı maalesef Niğde Belediyesi'nde 2009'dan önce arşiv yok. Başkanım Tabii arşiv bu 2000 bırakılmamış. Ama arkadaşlar ilanlardan, şuradan buradan araştırdılar. Sizin önergeniz üzerine. ben... Şeffaf olalım dedik 99'dan bugüne. Mesela ne çıktı? Bulabildiklerimizi söylüyorum. Satılan arsaları sormuştunuz. 2003 yılında, ya çok fazla bir yıldan bahsediyorum. 2003 yılında Niğde Belediyesi 4 milyon 525 bin 791 metrekare arsa satmış. 4 milyon 525 bin 791 metrekare sadece 2003 yılında satılan arsa. 2002 yılında 1 milyon 470 bin 621.79'luk arsa satmış. Bunlar sadece ulaşılanlar. Hepsine ulaşacağız, araştırıyoruz ama arşiv kalmamış. Ne hikmetse, nereye gittiyse bu arşiv 2009'dan önce arşiv yok. Bu zamanımızı da söyleyeceğim. Mesela 2019 dediniz. 2019'da sadece bir tane sosyal tesis satmışız. Arsayı da ben öbürlerini de dükkanları bile söylemiyorum. Sadece sosyal tesis satmışız, o da şeye, Barolar Birliği'ne. 2020 yılında satış hiç yok. 2021 yılında 1288 metrekare satmışız. 1200 ise yani bir dönüm satmış Niğde Belediyesi 2021 yılında. Ondan sonra dükkan yapmışız, dükkan yaptığımız dükkanları satmışız. Yani galericiler sitesini ne bileyim neyi. Hepsini şeffaf olacağız, hiç içinizde bir şey kalmaz. Basına da vereceğiz. Tamamen geçmişte kendimizi nereye kadar gidebiliyorsak, 99 değil doğru, 89'a kadar gidebiliyorsak 89'a. Bizim kendimizi geçmişte kıyaslamamız lazım. Niğde Belediyesi neydi, ne olmuş? Yönetimi nereden, nereye gelmiş? Bunların insanlarımızın bilmesi lazım. Doğru söylüyorsunuz, şeffaf olmak lazım. 2002 yılında dedik 1,5 milyon metrekare gidiyor. Ha bunlar kimlere satılmış? Bence bunların da üstüne durmak lazım. Toplasan 4 kişiye satılmış. Toplasan 4 bilemedim 5 kişi. Şimdi burada isim vermeyeyim. Ama buyurun çıkışta isteyen ismi verebilirim. Kişi haklarına saygısızlık yapmayalım. Milyon milyon metrekareler Niğde'de kaç kişiye satılmış? Bunların hepsini konuşalım ve tartışalım. Bizim zamanımızda satıldıysa onu da konuşalım, onu da tartışalım. Ha satarken bu milyon metrekarelerden birkaç tanesini tesadüf, vatandaş diyor bize. Diyor ki ya şurada bir arsa satmıştı belediye. Bir bakın diyor. Bulabildiğimiz evraklar 10.09.2002 tarihinde Niğde Belediyesi bir arsa satmış. Gene 10.09'da aynı ihalede gene bir arsa daha satmış. Bu arsalara bir bakalım dedik. Tek tek çıkartmak çok zor. Niğde Belediyesi bunları satarken 0.35'e 1.75 yani 5 kat 1.75 emsal 5 katla satmış. Niğde Belediyesi satarken. Belediye sattığı arsaya ondan sonra mecliste 0.1 pardon 1.75 olan emsalini 2.9 emsale çıkarmış. Aynı yönetimde. Bunların hepsini konuşmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Halkı doğru bilgilendirmek lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Eksik bilgilendiriyoruz. Çok haklısınız. Bundan sonra bunların hepsini paylaşacağız. Yeri geldikçe siz de bizimle alakalı her soruyu sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Her şeyin hesabını verebiliriz. Ama geçmişle kıyaslayacağız. Ki nereden nereye geldik? 4,5 milyon metrekare satarken bırakın 2022'de arsa satmayı, artıda kapatıyorsak biz arsa alıyoruz. Sürekli kamulaştırıyoruz. Artıdayız. Bırakın satmayı, artıdayız. Bunu da vatandaşın bilmesi lazım. Vatandaşın hakkı. Hangi yönetim satmış, hangi yönetim almış? Kimler ne yönetmiş, kimler ne yapmış? Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Çok haklısınız. Gidebildiğimiz kadar. 89'a kadar gidebiliyorsak 89'a, ama maalesef arşivimiz yok elimizde. Arşiv olsa çok daha net konuşuruz. Ama arşiv yok. Nereye gittiyse bu arşiv, kimler götürdüyse